Eslem hoş geldin tekrar. Ses nasıl? Hoş bulduk abi. İyi şu an. Ya dağ evi gibi bir yerde olduğum için internet problemi Ha. yaşıyorum da biraz. Olsun. Şimdi önce bir giriş yapmam lazım benim. Arkadaşlar merhaba, ben Fatih Kolukusoğlu. İstanbulspor'un başarılı orta saha oyuncusuyla kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz Eslem Öztürk'le. Öncelikle Eslem, sana çok teşekkür ederiz bize bu zamanını ayırdığın için. Ne demek herhalde? Bu karantina günleri nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun? Böyle bir başlayalım, sonra sorularıma geçeceğim. Yani dediğim gibi şimdi dağ evi gibi bir yerdeyim. O yüzden internette problem yaşıyorum. Genelde bahçe işleri ve böyle ne bileyim kendime tahtalar aldım. Böyle monte ediyorum, çakıyorum, işte saksılıklar yapıyorum. Böyle zaman geçiyorum. Bir de antrenmanlarıma devam ediyorum. Sana kolay gelsin diyelim o zaman. Peki Eslem Özür kimdir? Futbola ne zaman başladı? Şöyle kısaca bir kendinden bahseder misin bilmeyenler için? Öncelikle çocukluğumdan başlayayım. Sokaklarda büyüdüm. Mahalle futboluyla başladım. Büyük abilerim beni yanında top koşturarak başladım. Yeteneğime güvendim. Sonra Gölcük Spor Kulübü'nde amatör olarak başladım. Babam oraya yazdırdı. Sonra 3-4 yıl sonra 15 yaşında Beşiktaş'a transfer oldum. Beşiktaş'ta da bir sezon altyapıda oynadım. 16 yaşında A takıma çıktım. 17 yaşında profesyonel oldum. Ve 17 yaşıma basar basmaz bir ay sonra ilk maçımı oynadım. Ve böyle devam etti. Şimdi de İstanbulspor'dayım. Şimdi notlarıma da bakıyorum. Şimdi bir maç eksiğimiz var bizim. Giresunspor kar nedeniyle yarıda kalmıştı. 28 hafta bitti ama biz 27. maçımızda 33 puanla 13. sırada tamamladık. Bu ligler işte ertelenene kadar. Ligin bu oynanan bölümü için ne söylersin? Sana göre takımımız nasıldı? Yani şu andaki konumunu hak ediyor muydu? Ya şöyle ilk yarıya bakarsak mesela 17 maçın 14'ünü en az rakibimizden üstün oynadık. Ama puanlar alamadık. Evet. Tabii ki de bu ligin ikinci yarısına yansıdı. Yoksa ligin ikinci yarısı kötü gitmiyoruz. Baktığımız gibi yani ilk 4 sıralamaya göre gidiyoruz. Bayağı bir galibiyet almıştık. Ama dediğim gibi ilk Evet. yarıdaki o talihsiz puan kayıpları şu anki durumumuza engel oldu. İkinci yarının sonlarına doğru da mağlubiyet almaya başladık ve puan kaybetmeye başladık. Bu da etkiledi. Şu anki duruma bakılırsak şu zamana hak ettiğimiz yerde değiliz ama umutluyuz şu an için. Öyle söyleyeyim. Bence de playoff'u zorlayan bir durumda olabilirdik diye düşünüyorum söylediklerine ek olarak. Ben de görüşümü söylemiş oldum. Şimdi çok klasik bir soru soracağım. Bir genç futbolcuya çok klasik bir soru. 23 yaşındasın. Hatta yani ay olarak doldurmadın da diyelim 23 yaşını. Eklemin hedefleri nelerdir? İleride nerelerde görüyorsun diyelim. Yani şöyle, ben her zaman kadere kısmetine inanan bir insanım. Yani sakatlıklarım olmasaydı eğer, şu an çok daha farklı bir yerlerde olabilirdim. Ama hala yaşım gereği hiçbir şey geç değil. Öncelikle hedefim Süper Lig'de veya yurt dışına transfer olabilmek. Ama yurt dışına gidebilmek için Süper Lig'i basamak olarak kullanmam gerekiyor. Bunun için şu anda Süper Lig'de de oynamıyorum. O yüzden ilk hedefim Süper Lig'de top oynamak. Tabii her futbolcunun olduğu gibi benim de bir hayallerim var. Ama benim hayallerim gökyüzü gibi. Hiçbir zaman bitmiyor. Maşallah. İlk hedefim dediğim gibi Süper Lig'de top oynamak. Sonra Avrupa hedefim var ama en büyük hayalim A milli takımında oynamak. İnşallah hedeflerine de ulaşırsın. İnşallah Süper Lig'de İstanbulspor formasıyla İnşallah. ulaşırsın, oynarsın. Peki böyle kariyerinde oynadığın en iyi stat hangisiydi? Seni böyle büyüleyen var mı öyle bir oynadığın stat? Yani Vodafone Arena diyeyim ya şimdi. Çünkü Ben öyle. de öyle tahmin Evet. ettim. Peki bu topu bağlı olarak başka bir soru sormak istiyorum. Peki dünya genelinde oynamak istediğin bir stat var mı? Dünya genelinde mesela Dortmund'un stadını çok beğeniyorum. O taraftarın önünde oynamak isterdim açıkçası. Evet.
güzel. Ya o da bizim renklerimize göre gerçi Dortmund'da. Evet, aynen. Ben de ona güldüm zaten. Birlikte oynamaktan keyif aldığın, iyi anlaştığın oyuncu hangisi? Bu belki geçmişte de olabilir ama daha çok İstanbulspor'da oynadığın için buna bir cevap alalım senden. İstanbulspor'da keyif aldığım, beraber oynarken İstanbulspor'dan cevap vereyim. Ya şimdi bunu söylemek doğru olmaz seçim gereği ama ben tabii ki de bu benim şahsi cevabım olacak. Keyif aldım. Muhammed Demirci'dir. Yani o da iyi bir pasör. Beraber oynarken keyif alırım. Antrenmanda da olsun, normal maçta da olsun. Şimdi iki futbolcu böyle hani gözü arkası da dönük olsa senin orada olduğunu veya işte iyi oynadığı arkadaşının orada olduğunu bilerek pas atar ya, hani ben onu kastettim. Muhammed Demirci'ye de buradan selam olsun, sesimiz ulaşırsa. Evet. Peki rakip takımlardan, rakip oyunculardan beğendiğin bir futbolcu var mı? Böyle iyi oynayan. Adana Demir'den Hamidi Traore var. Beğeniyorum. Evet. Başka? Gökhan, kendi mevkim gereği, mevkime yakın olanları söyleyeyim ben genelde. Hatay'dan Gökhan Karadeniz'i beğeniyorum. Başka? Akhisar'dan Bjarnason'u beğeniyorum. Öyle beğendiklerim bunlar. Tamam. Peki orta saha oyuncusun. Orta saha oyuncu olmasan hangi mevkide oynardın? Yani sana kendini hangi mevkiye daha yakın hissediyorsun? Ya şöyle, bu soruyu hiç düşünmemiştim. Yani şu an zaten istediğim mevkide oynuyorum. Ofansif orta saha. Ama ben ön libero da oynayabilirim. Yani 6 numara. 8 de oynayabilirim. 10 da oynayabilirim. Ama şöyle, ben ilk sorduğumda şöyle anladım. Başka bir mevkide oynamak isteseydin hangi mevkide oynamak isterdin diye. Ben sol kanat oynamak isterdim. O soru, kendi kafamdaki de soruyu da cevap vereyim. Sol kanat oynamak isterdim. Anladım. Şimdi bakıyorum yine sorularıma. Senin için unutamadığın bir maç var mı? Senin için önemli olan bir maç. Gerçi tabii kariyerin başlarındasın daha ama bu zamana kadar en azından. Şöyle iki maçı unutamıyorum. Birincisi, ilk maçım Çaykur Rize'ye karşı oynamıştım Beşiktaş'tayken. İlk maçımdı. İkincisi de Erzurum'dayken playoff maçında çeyrek finalde sonradan girip bir gol bir asist yapmıştım. O maçı unutamıyorum. Tur atlamıştık. Şimdi takımdaki verimliliğin tartışılmaz. Bu benim görüşüm. Yani birçok maçta çok iyi oynuyorsun. Skorer anlamda da bu sene en verimli olduğun sene. 3 gol 6 asistin var 27 maçta. Bunun için öncelikle sana tebrik ederim. Bu Akhisarspor'a attığın gol çok harikaydı. Gözlerinizin pasını silmiştin. Peki senin unutamadığın bir golün var mı? Öyle beğendiğin yani. Gerçi bir futbolcu için her gol tabii çok özeldir ama. Ya zaten şöyle, açıkçası profesyonel olarak çok gol atmış biri değilim. Yani 7-8 golüm var. Ama şöyle, dediğim gibi Erzurum maçında, işte çeyrek final maçında attığım gol, belki bu 7 golün içinde, 6 golün içinde en basitiydi. Ama en anlamlısıydı. Hem de küçük bir yaşta, 18 yaşımda, 19 yaşımda atmıştım. Benim için anlamlıydı. Anladım, çok güzel. Peki sağ dışında iyi anlaştığın, böyle çok güldüğün, esprileştiğin veya kamplarda oda arkadaşın falan kim oluyor? Kamplardaki oda arkadaşım Muhammed Enes Durmuş. Tabii bunun dışında çok anlaştığım da var. Zafer Şensoy var. Mehmet Yeşil var. İşte Muhammed Demirci'yle yanlışım. İbrahim Yılmaz'la da yanlışım. Ya tabii şimdi biz dışarıdan gördüğümüz kadarıyla bir aile yapısı var. Onu görebiliyoruz. Hani işte böyle birkaç kişiye daha yakın hissedebilirsin. Valla Esen, ben öyle çok fazla soru hazırlamadım. Seni de çok sıkmamak adına. Yok, estağfurullah. Sohbetimizin sonuna gelip inanın siz ne kadar futbolu özlediyseniz biz de tribünleri, İstanbul Spor'u çok özledik. Sayımız az belki ama ilerleyen yıllarda inşallah Süper Lig'e beraber çıkarız. Beraber o günleri görürüz. Sayımız az olsa da her zaman yanınızda ve destekçinizde olduğumuzu unutmayın. Eyvallah. Görüştüğüm futbolculara da bizden çok selam söyle. Evet, İstanbul işte. Taraftarlar Derneği adına ve kendi adıma Fatih Koluksoğlu olarak sana çok teşekkür ediyorum. Senin de son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Taraftarların mesajın var mı? Onu alalım. Abi öncelikle sana teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için.
Yani kendimi ifade ettiğim için memnun kaldım. Teşekkür ederim. Taraftarlara ve size olarak ne söyleyebilirim? Öncelikle zaten göz olarak çok haşir neşir olduğum birisin abi. Ben o seni hep deplasmanlarda da olsun görüyorum. Sizin bir belli Teşekkür kitleniz ederim. var. Yani az da olsa her tarafa koşturmaya çalışıyorsunuz. Size teşekkür ediyorum. Tamam. Yani belki sıralama gereği size de tatminkar bir şey sağlamayabiliriz. Ama oyun olarak bence tatminkar olabileceğinizi düşünüyorum. Sizleri seviyoruz. Yani dediğim gibi tribünün holiganlığın sayısı olmaz. İnsan onu gerçekten yaşıyor. Ben de kendim Kocaelispor'dan biliyorum kendimi. Yani holiganlığımı. O yüzden sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. İşte inşallah bir an önce maçlara başlar. Sizleri de özledik. İnşallah. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığın için tekrar. Kendine çok iyi bak. Bu zor dönemleri inşallah birlikte atlatacağız ve kavuşacağız inşallah. Sen de Arcığım, görüşmek üzere. Selamlar. Sağ ol. Eyvallah.